Merhaba arkadaşlar, bu videoda Berlin'den Türkiye'ye giderken bizim yolculuk sürecini ve işte Türkiye'de neler yaptık onu göreceksiniz. Benim İtalyan kız arkadaşım da bu sefer benimle geldi. Yıllar öncesinde böyle bir 5-6 günlük bir Alanya'da otel tatili yapmış. Otel tatili diyorum çünkü hani böyle all inclusive deniyor ya, hani otele giriyorsun, yeme içme her şey içinde, hiç otelden çıkmamışlar. Başka bir İtalyan kız arkadaşıyla. O yüzden Türkiye'yi daha önce hiç görmemiş. Zaten o dönem görmemiştik. O tatilde çok güzel değildi. O yüzden hani seninle geleceğim için mutluyum. Bakalım neler göreceğim Türkiye'de falan diyordu. Şimdi video öncesinde Berlin'den açılacak. Gidiş sürecimizi nasıl olduğunu, yolculuğunu göreceksiniz. Ondan sonrasında ben tekrar bu anlatıma geri döneceğim. Yaptıklarımızı da görüntüleriyle paylaşacağım. Hem onun tecrübelerini de size aktaracağım. Kendisi normalde hani kamerada, görüntüde olmaktan hiç sıkılmıyor. Zaten bir sürü videomuz var ama böyle genelde konuşurken işte benim ya ses tonum şöyle mi çıkıyor? Ses tonum, ses tonum. Hep ses tonuna takmış durumda. O yüzden sen konuş diyor ama beni konuşturma genelde videolarda diyor. O yüzden hani onun da görüntüleri olacak, yaptıklarımızı göreceksiniz ama anlatım bende olacak yani arada bir arka plandan. Bu arada videoyu yani YouTube istatistikleri gösteriyor. Genelde izleyenlerin %30'u falan abone değil. Ya o algoritma için önemli arkadaşlar. Abone olup videoyu beğenirseniz en azından bizim kafada insanlara ulaşmamız için daha güzel olur. Kolaylaşıyor insanı yani. Aynı kafada insana ulaşmasına kolaylık sağlıyor, öyle söyleyeyim. Şimdi dediğim gibi öncelikle Berlin'in içinden açılacak video oradan bir başlasın. Sonrasında yaptıklarımızı çektim. Üstüne anlatmaya devam edeceğim. Senede bir kere geliyorum. Tabii ki gözlemlerimi de paylaşacağım. Gezi, gözlem paylaşımı, İtalyan kız arkadaşımı ne etkiledi, etkilemedi. Biraz bunlar adına sohbet videosu olacak. Uzun bir video olacağını düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler diyorum yani size. Şimdi bir yandan not da aldım arkadaşlar. Şöyle. Büyüğünün özellikle Türkiye'de çok sevdiği şeyleri de anlatacağım. Kendi gözlemlerimi de anlatacağım. Şimdi biz ilk gittiğimiz gün şey şanssızlığına uğradık. Hava çok kötüydü. İnanılmaz gri. Hiç güneş açmıyor. Vivi'nin suratı düştü. Çünkü kendisini şey olarak hazırlıyordu. Hani wow, Türkiye'ye gidiyoruz. Çok sıcak olacak. Güneşleneceğim. Çok Sicilya'ya giderken ki ince kıyafetlerini aldı falan dedim. Bak bebeğim. Daha yaz ortası değiliz. Bu arada kripto borsası da inanılmaz bir düşüşte arkadaşlar. Sürekli bildirim geliyor. Dün akşam o da moralimizi bozdu ama neyse. Dedim bak yaz ortası değil. Hani bunları giyemezsin belki. Çok o kadar sıcak olmayacak falan filan. Dedim ben, o beni dinlemedi tabii. En yakın arkadaşı da onun bir Türk'le evli. Burada gurbetçilerden. Ondan sonra onlar da Antalya'daydılar. Kendi aralarında tabii bir konuştular. Onun kız arkadaşı Antalya'daydı, dedi çok sıcak dedi ona. Dedim ki Kuşadası o kadar sıcak olmuyor bazen ama neyse. Orada bir suratımız düştü arkadaşlar. Hemen doktora gittik. Şimdi bizim asıl Türkiye'ye gidiş amacımız benim ağzımdaki bir enfeksiyonla alakalıydı. Şurada burunla. Diş etinde içeriden şuradan şu parmağımla dokunduğum yerde enfeksiyon vardı. Bu enfeksiyon da kendisine nasıl söyleyeyim size? Doktorun dediğini anlatıyorum ben size. 2-3 sene önce orada bir şişiklik oldu. 4-5 hafta durdu. Böyle bir gün ağzında bir böyle iltihap kan şeyle uyandım. Meğersem o patlamış içeriden. Sonra hiçbir şey olmadı, geçti falan filan. Sonra bir sene sonra bir daha tekrarladı bu. Ben doktora gittim Almanya'da. Sağ olsun Almanya'daki doktorlarımız onu bulamadılar. Çözemediler ne olduğunu. Önce diş doktoruna gittim. Dokundu, dokundu. Aa, bir şey hissediyorum. Evet. Aa, o dedi. Dişindeki enfeksiyon, yani o olayı bulamadı. Evet dedi, bir şey var hissediyorum. Hissetti. Ne bir röntgen çekti, ne bir şey. Ve en pahalı Wilmersdorf'ta
En pahalı dişçilerden bir tanesi. Neyse. Ev doktoruna gittim, dedi ki ya bazen dedi insan üşütüyor dedi, burada bu bilmem ne boruları var dedi, orada da belki de şey olmuştur falan filan, ya dedi belki yağ bezisi gibi bir şey çıkıyordur orada falan, o da öyle geçiştirdi falan. Neyse geçen sefer gittiğimde ben Türkiye'ye röntgen çektiler, dediler ki orada bir enfeksiyon başlıyor şu an küçük, geçen sefer kendine yer bulmuş, patlayıp oradan, hani ben dedim ki onlara ya böyle şişiyordu orada. Sonra günün birinde bir uyanıyordum, hiçbir şey yok falan. Dediler ki o kendine bir yer etmiş, oradan patlayıp o enfeksiyonu atıyor. İyi bir şey dediler. Ama dediler bunun tedavisini yapmamız lazım. Okey, orada ben bir kafama kazıdım. Neyse işte o yüzden bu enfeksiyonun büyümemesi için asıl bizim gidiş sebebimiz Kuşadası'na, Türkiye'ye buydu. İşte Viviana'yı da almış oldum. İlk gün hava bizim moralimizi bozdu. İkinci gün hemen doktora gittim. Dediler ki bunu, biliyorsunuz benim dişlerim yapılı, arkadan deleceğiz. Yani arkadan deliği açacağız. Buradan kanal tedavisi uygulayacağız arkadan. İşte kurtarabilirsek kurtaracağız falan filan. Neyse her şey güzel gitti. Her şey bana çok maliyetli olmayacağını da anlayınca keyfim yerine geldi. Çünkü biraz hani kötü senaryoyu da bana söylediler. Eğer dediler şu şu olursa onun dişi çıkarmamız gerekecek. O arada kırılma olabilir. Kırılma olursa şu olacak, bu olacak. Hem masraf hem acı. Operasyon bayağı bir şey olabilir dediler. Hiçbiri olmadı. O gün de hava açtı. Bizim keyfimiz yerine geldi. Hani böyle yavaştan bir tatil moduna şey yapabildik. Şimdi Vivi'yi köy yemeğine götürdüm. Ayşe teyze mi, Fatma teyze mi? Öyle bir şey var. Kuşadası çıkışında Davutlar'a giderken Güzelçamlı. Çok işin de yazlığı var oralarda, belki bilirler. Oradaki o köy yemeklerini inanılmaz beğendi. Ben de çok beğendim. Doğruya doğru babam demişti zaten, bak sizi götüreyim o meşhur falan diye. Beğendi. 3 kişi vallahi inanılmaz, ama çok, bence çok büyük bir para ödedik. Hani Türkiye'de yaşayanlar için Allah Allah kolaylık versin diyeyim. Bana bile bir böyle o yani çok da ucuz değilmiş oldum yani. Neyse yemekleri çok beğendi. Ben de çok beğendim. Hadi bak hem Vivin tarafından anlatayım hem kendi tarafından anlatayım. Ondan sonra arkadaşlar dedim ki Vivin'in mutlaka bir Efes'i görmesi lazım. Selçuk'ta biliyorsunuz. Efes'e götürdüm onu. Aa bakın orada ne oldu? Dediler ki siz ikiniz de yurt dışı kişi başı 40 euro. 40-80 euro girir. Cık. Lan oğlum ben Efes'i kendim en az 10 kere girdim. Hep bütün yabancı kız arkadaşları gelince hep oraya götürüyorum. Çocukluktan ortaokulda hep biz geziler falan düzenlemiştik. Bana yani yeni bir şey değil. Sonra dedim ki ya benim mavi kartım var. Ben eskiden Türk vatandaşıydım falan. Aa dedi o zaman dedi sana müze kartı çıkartabiliyoruz falan filan. Benim girişim 2 euroya geldi. Vivi için 40 euro ödedik. Bence fiyat yani pahalı arkadaşlar, 40 euro Efes'e giriş için. Evet turizmimiz kazansın ama ben Roma'da bunun Allah'ına gittim. Hani böyle en meşhur o biliyorsunuz Roma'da, Roma'daki o antik şehir, o gladiatörlerin dövüştüğü Kolezyum falan filan. Orada bile böyle bir para ödememiştik diye hatırlıyorum. Ve orada bile böyle yabancı İtalyan ayrımı yoktu Türkiye'de. Ha Türk vatandaşlarına güzel, evet doğruya doğru. Ama 40 euro yabancılar için abi çok büyük para ya. Yani çok yani biz bir böyle wow olduk yani. Neyse şimdi iyi kötü nedir? Tabii ki güzel oldu. Ya şimdi şöyle tabii İtalyan olduğu için Viviana, Roma'da da biz bunların hani Roma'daki inanın oradaki bir gün paranız olursa, para, vize, vakit ayarlayabilip Roma'yı görebilirseniz, Roma'dan sonra tabii Efes'teki kalıntılar sizi kesmiyor. Dolayısıyla tabii deprem möprem de olmuş zamanında o Efes'te. Hep hani sütunlar hep yıkık yani her şey. Ondan etkilenmedi o. Öyle söyleyeyim. Ben de etkilenmedim bu sefer. Her gittiğimde Efes'e şok oluyordum. Diyordum vah olan insanlar kaç bin yıl önce burada şehir kurmuşlar, nasıl yapmışlar falan. Ama o Roma'daki o asıl devasa olayı gördükten sonra Efes'teki abi hiç kesmiyor. Yani Vivi'yi hiç kesmedi.
Bana da ulan burası boşmuş ya, burada çok bir şey yokmuş gibi oldum ilk defa. Ama bunu da hani pozitif negatif olarak değerlendirmiyorum. Böyle bir belki bilinçsel değişim olmuş. Ondan sonra Vivi'ye başka işte özellikle bizim Türk kahvaltıları zaten çok biliyor, meşhur. Hani Berlin'de de çok Türk var sonuçta. Çok Arap var burada. Arap yemeği, Türk mutfağına böyle hakim çok şey. Ama özellikle işte kahvaltı, Türk kahvaltısı denettirdim, o serpme falan filan. Ya tabii serpme kahvaltılar zaman içinde, tabii ki işletmecileri de anlıyorum. Bir kalite düşüklüğü var. İnternette okuyordum ya. Adam domates doğruyor, patates kızartması veriyor, 4 tane sucuk dilimi veriyor, inanılmaz bir hesap çıkıyor karşına. Tamamen öyle. Ben serpme kahvaltı bir daha herhalde yemem. Zaten bir kere gittik. Bir daha hani Vivi dedi ki gerek yok buna falan. Ama atmosferimiz güzeldi bizim. Hani deniz kenarı işte falan filan. O yüzden keyif olarak güzeldi ama serpme kahvaltıdan falan hiç etkilenmedi. Birkaç yerde menemen yedirdim. Zaten menemeni ona burada yaptığım için ondan da çok etkilenmedi. Ondan sonra Şirince'ye gittik. Şirince büyük bir şey oldu bize. Yani Şirince'yi de işte hep yabancı arkadaşları götürüyordum falan filan. Ya da işte biz ailece bir değişiklik olsun, Kuşadası'ndan çıkalım diye gittiğimiz bir yer. Yoksa en az çocukluktan beri belki 40-50 kere gittik yani. Valla Şirince'de biz pahalı kaliteli bir mekana oturduk. Ya büyük hayal kırıklığı oldu öyle söyleyeyim. Yemek kalitesi anlamında. Yani ben köfteli bir şey yedim. Ben çok köfte yedim bu tatilde Türkiye'de. Çünkü güzel Berlin'de güzel döneri falan bulabiliyorsunuz ama köfteyi bence bulamıyorsunuz. Bence diyorum. İyi köfteci tavsiyesi olan varsa da dinlerim. Ama Türkiye'de ben hep bol bol köfte, ızgara köfte yemek istedim. Porsiyonlar çok küçüktü abi. Çocuğa ekstra dedim ki bak oğlum ben hayvan gibi yiyorum. Doyar mıyım? Bak neyse vereceğim. Hani bana hani en doyurucu abi doyarsın falan dedi. Abi yani büyük hayal kırıklığı. Tadı güzeldi ama yani kazıklanıyorum gibi hissettim. Öyle söyleyeyim. Vivi aldığını hiç beğenmedi. Orada bir hayal kırıklığı oldu. Arkadaşlar orada bizi ne şok etti biliyor musunuz? Türkiye'de bu çok var. Abi her yer kedi köpek ya. Benim de köpeğim var da hani hayvan severim. Vivi'nin de köpeği var. Ama yani bu kedi köpek olayına neyse buna ayrı bir video çekmek lazım. Yani yemek yiyorsun, kedi köpek oraya çıkıyor, o da yanına geliyor. Yani ben Vivi babam 3 kişi bir şey yiyeceğiz. Yanımızda 5 köpek, 5 kedi falan. Yani onlar bize bakarak yedik ve her masada böyle. Neyse. Ya bu turizm değil yani. Bu çok kaybettirecek bir şey. O hijyen şeyi de gidiyor ya. Masanın yanından onun tüyü oraya geliyor falan. Bu özellikle Şirince'de oldu. Neyse bir şey demek istemiyorum. Şirince'yi Vivi hiç ilginç bulmadı. Ona şaşırdım. Hani biz böyle ilginç bulur falan diyorduk. İşte ya Vivi de çok İtalyan hep hani İtalya'da böyle her şey 400-500 senelik köyler, 1000 senelik köyler var. Her yer tarih kokuyor. Öyle bir yerden tabii yani Türkiye onu o anlamda kesmedi diyebilirim. Arkadaşları ona illa İstanbul'a git dediler yani. Tane değişik harbiden Avrupa'da göremeyeceğin bir şey görmek istiyorsan İstanbul'a git dediler. Ben de ona dedim belki İstanbul'a yaparız bilemiyorum. Yani bizim Kuşadası'nda hiçbir şeyi tarihsel anlamda etkilemedi onu. Onun dışında balık ekmek denedik. Vallahi doğruya doğru çok tazeydi, çok iyiydi. İlk defa çok güzel müzik çalan bir abiye denk geldim. Hatta kasada öderken dedim ki müziği kim seçiyor dedim burada. Çok karizmatik yaşlı bir amca vardı. Bayağı karizmatik de giyinmiş, mavi gözlü falan. Ben seçiyorum dedi. Böyle dedim abi dedim çak dedim çaktım. Böyle dedim ya ilk defa bir oturduğumuz yerde müzik bizi rahatsız etmedi yani. Çok cool böyle relax yabancı bir şey açmış. Biliyorum ben müzisyendim önceden davulcuydum dedi. Ha dedim anlaşılıyor. Bakın arkadaşlar ne kaliteli yerlere gittik. Kahvaltı edeceğiz arkada bilmem ne türkücüsünü bangır bangır sabah 9.30'da. Ben türkü dinlemeye gelmiyorum oğlum ya. Ya bir Avrupa'dan gelmişiz kahvaltı yapmak istiyoruz sakin konuşmak istiyoruz. Yok abi bangır bangır türkü.
Mesela Vivi ile biz çok yere oturamadık. Oradan gidiyoruz, başka bir tanesine gidiyoruz. Onlar da cool olduğunu mu zannediyor? İşte hip hop, mip hop arkadan hani yabancı çalıyor ama bangır bangır yani ne garsonu diyor biliniyor sen. Sabah 9.30-10'da ya. Yani şu müzik olayını bizim işletmeciler halledemiyor neyse. Abi balıkçıda yediğimiz çok iyiydi. Çok tazeydi, süperdi. Keşke daha önce gelseydik dedik. Doğruya doğru. Onun dışında akşam manzarasını Vivi çok beğendi. Vali güneş batıyor ya burada dedi. Ben demiştim ona Kuşadası'nda gün batımını görebilirsin kızıl oluyor diye. Ondan sonra tam deniz kenarında olan yerlerde oraya gittik. O onu çok sevdi yani. O dedi vav gün batımı hani dedi, Almanya'da hiç göremiyoruz böyle falan filan. O gerçekten güzeldi. Bir iki bir şey içip böyle gün batımı falan. O, ya ben zaten çok seviyorum. Onun da hoşuna gitti. Şimdi çok sevdiğimiz şeylere gelelim. Yani şeyi çok sevdi o. Biz tesadüfen işte hep böyle arabayla Efes'e git, oraya git, buraya git, Güzel Çamlı'ya git falan yaparken babam dedi ki bak burada şey var, not ettim. Köfteci bir şey. Köfteci Yusuf mu? Köfteci Ramiz mi? Bilmiyorum. Öyle bir şey. Bir köfteciye gittik. Büyük, meşhur o Türkiye'nin işte hani her yerde varmış adam dükkanı. Vivi oranın köftesini çok beğendi. Oranın patatesini de çok beğendi. Ben de çok beğendim. Onu çok beğendi yani. Hatta birkaç kere gittik sonra oraya. Ki fiyat olarak da falan bayağı uygunmuş. Yani biz çok lüks yerlere gidip çok hayal kırıklığı uğrayınca böyle daha orta kesim bir yere gidince oranın köfteleri çok güzeldi. Onu çok beğendik hepimiz. Mado'nun dondurmasını çok beğendi. Mado'nun dondurma baklava kombinasyonları falan yapıyorlar ya, onları çok beğendi. Bir şey çok böyle Çağlar diyordu bana çok güzel baklava denettir. Hani Berlin'de birkaç kere çok güzel baklavaya denk geldik de geneli böyle biraz şey, hamuru sert. Çok güzel baklavaya denk birkaç kere geldik. Dondurmayla beraber kombi yerken birkaç baklavacıda da bir şeyler deneteyim dedim ama çok taze gelmedi. Yani güzel ama bu benim suçum. Yani iyi bir baklavacı bulamadım. Kesin yoksa Türkiye'de yani iyi baklavacı vardır. Pideyi çok bana hep diyordu. Bana gerçek pide denettir. Pidelere bayıldı abi Kuşadası'nda. Bir restoran ismini bilmiyorum. Babam dedi burasını dedi meşhur dedi. Çok böyle manzarası olan bir yer değil ama oranın pideleri harikaydı. Ben de yani her gün olsa her gün yerdim herhalde. Öyle söyleyeyim. Onları çok beğendi. Yani o köfteci dükkanındaki işte ismini unuttum. Onu, Mado'yu ve gittiğimiz pideyi falan çok beğendi. Kadınlar Denizi bizim en meşhur mekanımızdı arkadaşlar. Yani Kadınlar Denizi zaten benim de Kuşadası'nda en sevdiğim köşe. Denize sıfır oturuyorsun. Sıcakladın aşağıda denize gir. Masan var, internetin var. O Kadınlar Denizi'ndeki restoranlarda, kafe barlarda ya da çok taze her şeyi yapıyorlar. Her şeyi de güzel yapıyorlar. Tabii ki fiyatı yani yerel halk için pahalı doğruya doğru. Hatta dışarıdan gidip bütün gün orada yersen senin için de pahalı olabilir yani. Genel olarak Türkiye'de yeme içme çok pahalı. Zaten onun üstüne hani konuşmama gerek yok herhalde. Çok yeni bir şey değil. Ama Kadınlar Denizi'ne bayıldı Vivi. Yani benim de en sevdiğim yer. Hadi Kadınlar Denizi'ne gidelim. Hadi Kadınlar Denizi'ne gidelim. Önce orada bir 4-5 saat güneşin, denizin tadını çıkartalım. Sonra şuna. Önce Kadınlar Denizi, Bir kere Kadınlar Denizi'ne götürdüm. Ondan sonra hep Kadınlar Denizi şeyi oldu. Müptelası oldu. Müptelam deniyor, ne deniyor? Çok büyük hayal kırıklığı ne oldu? Bodrum oldu. Ya zaten Bodrum, hani biz Kuşadalıyız. Kuşadası, Çeşme. Bak Kuşadası, Çeşme, Bodrum, buralar birbirinin kopyası yerler. Evet, kimisi biraz daha yeşil. Ya da işte bu Marmaris, Antalya. Kimisi biraz daha yeşil. Hepsinde az çok bir kale var. Hepsinde marina var. Hepsine sahil kesiminde yürünecek yeri var. Hepsinin sonradan şehirleştiği beton yığını yerler var.
Bunlar birbirinin kopyası. Böyle yerlerde büyüdüğünde çok değişik gelmiyor. Ben zaten biliyordum. Yani Bodrum bana hiç değişik gelmiyor. Ya da Ege'de büyüyen insana gelmiyor, öyle diyelim. Ege'de, Akdeniz'de büyüyen hiç kimse Bodrum falan olmuyor yani. Babama da gelmiyor ama hani Vivi'ye değişik gelebilir diye. Bir de Instagram'da hani çok değişik çekimler yapıyorlar ya böyle falan. Hani Bodrum'da sonuçta 2 kat 2-3 kat o beyaz evler kombinasyonu var. Hani belki dedik değişik gelebilir falan. Dedim göstereyim mi Bodrum? Göster falan. Bodrum'a gittik. Çok büyük hayal kırıklığı oldu Bodrum. Hani Kuşadası'nda sezon başlamamıştı falan. Bodrum'da hiç başlamamış abi yani. Bodrum çok ölüydü. Yani öyle olmasından çok dediğim gibi o biraz daha böyle çok kültürel bir şey göreceğim falan zannetti herhalde. İşte böyle hani Yunan adaları gibi falan bir şey zannetti. Bodrum'a da geldik. Aynı yani. Hani aynı derken işte şehir içi belli. Orada koyları var. Hani izole yani. Hani bir şey yapmak istiyorsan hep arabanla oraya gideceksin. Orada bir iki mekan güzel. Onlara para ödeyeceksin. O mekandan çıktığında Bodrum'da aslında sosyoekonomik olarak bize fakir bir yer geldi. Doğruya doğru. Ha hani o 5 yıldızlı otelleri işte beach club'larını falan biliyorum ama dediğim gibi onun içinden çıktığın an ve şehirde biraz boşsa orada ya bilmiyorum işte ben hani bence zaten çok bir wow olayı yok Bodrum'un da. Vivi hiç çekmedi yani. Ona biz şaşırdık. Dedim ki biz kalmayı falan planlıyorduk. Dedim hani kalalım mı falan. Ya dedi buranın denizi dedi şey yani Kuşadası gibi o Ladies Beach daha güzeldi. Ya dedi oturduğumuz yerden daha ferah açık falan. O bir de Bodrum hani küçük dar falan ya onu hiç sevmedi o ki aslında. Hani Sicilya da öyledir. Ama Sicilya'da işte her şey tarihsel falan. Ya. O sürekli İtalya ile kıyasladı yani. Ay hiç burada tarihsel bir şey yok. Yani bu evler küçük 2 katlı 3 katlısı bana falan. Beni çekmiyor falan dedi. Dedik bak çekmiyorsa boşuna kalmayalım. Bir günümüz ölecek. Dönelim mi dedim. Yani istiyorsan dönebiliriz dedi. Bodrum'da gün içi birazcık bir yürüdük. İşte birkaç bize önerilen pahalı mekana gittik. Bir şeyler içtik döndük. Bodrum'a gitmemiz bizi sadece... Sonuçta arkadaşlar hava güzel olduğu için güzel bir tatil oldu. Allah'tan. Şimdi ben size havayı çeksem var ya. Gıpgri yani. 8-9 derece olacak bu hafta. Çok kötü bir şey bizi bekliyor. Biraz tatil modu oldu doğruya doğru. Benim dişimde de ben her şey yolunda gittiği için... Üstüne bir de ayaklarımızı suya sokabildik, yüzmedik, etmedik ama hani baya baya kremlendik, güneşlendik yani renk geldi bana yani. Bir de ben bol bol işte köfte, et falan hani burger falan yedim. Güzeldi, aileyi gördük falan filan. Birkaç arkadaşıma denk geldim, o güzeldi. Kuşadası küçük yer. Böyle geçti yani. Hani benim içimden güzeldi, okeydi. Hani ilginç bir şey yok. Hani kedi köpek olayı çok acayip bir yere gidiyor. Bir de trafik. Trafiği söylemem lazım. Çok kötüydü trafik ya. Kimse sinyal vermiyor. Ona çok... İşte bak biz şöyle diyorduk. Tam tatile gelmeden önce ben şey dedim, babam Vivi'nin nasıl araba kullandığını gördü. Şimdi bu trafikte biliyorsunuz bizim trafikte herkes Avrupalı kullanamaz. Ama Vivi İtalya'da öğrenmiş. İtalyanlar da bize çok benziyorlar. Hani sinyal vermez, önüne kırar, oradan geçer, vın yapar, sağdan seni sollamaya çalışır. Ya da sağlamaya çalışır, neyse. Böyle hareketlere alışık olduğu için çok iyi kullanıyor Vivi. Yani Almanya'da gözü kapalı kullanıyor, öyle söyleyeyim. Ben şey demiştim babama ya yani arabayı verirsin hani büyük kullanır falan filan. Babam şey demişti oğlum Türkiye'de kolay değil bak falan sonra hani başınıza hani Allah korusun bir şey gelmesin ben söylerim götürürüm sizi falan filan dedi. Ya abartıyor falan diye düşündüm. Abi kimse sinyal vermiyor ya yani bir ilk gün ikinci gün de babam hani bizi hep oraya götürdü buraya götürdü falan. Yok. Yani hiç
sormadık bile yani. Hani arabanın anahtarını ver de bir hani bizi şey yapsın, arabayı sürsün demedik diyemedim yani. Vivi de aynı şekilde dedi. Hani ben dedi burada güvenemem dedi. Hani burası İtalya'dan daha kötü trafikte dedi. Hani o trafikte ve insana geliyor. Trafik biraz insana geliyor arkadaşlar. Alt tarafa sinyal vereceksin ya. Yani aslında sinyal verdikten sonra her şey düzenli bir şekilde ilerliyor. Çok zor olmamalı. O sinyali vermedim mi sürekli kaza riskiyle, yani sürekli önünde giden araba ya böyle kırıyor ya böyle kırıyor. Yani sürekli stres yaşıyorsun trafikte, o çok saçmaydı ya. Yani sadece sinyal vereceksin aslında, sinyal verince her şey. Yani her şey çok basitleşiyor. Atom mühendisliği değil ya bu, yani sinyali verdikten sonra her şey okey. Yani dediğim gibi hani çok tabi Almanya'da, Amerika'da, Kanada'da yaşayanlar Türkiye'yi ziyaret edince böyle Türkiye'yi yerden yere vuruyorlar. Öyle bir video değil bu, farkındaysanız. Hani sevdiğimiz şeylerin hepsini söyledim. Sadece trafik ve kedi köpek olayı biraz... Kedi köpek olayını ayrı video çekeceğim ya. Bunu anlatmam lazım. Çünkü Türkiye turizmle geçiniyor arkadaşlar. Turizm yok. Türkiye'nin gelirinin yüzde bilmem kaçı yok demek. 10 binlerce insan işsiz kalması demek. O kedi köpek olayı çok şey, halledilmesi lazım yani. Bir çözüm bulunması lazım. Neyse. Kanala yeni geldiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoları genelde beğenmiyorsunuz. Unutuyorsunuz algoritma için, kötü oluyor. İşte istatistiğin dediğine göre de bir %30 kesim abone olmadan izliyor. Abone olursanız aynı kafada insanlara ulaşmak için, yani ulaşmak daha kolay olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.